11. sınıflar 1. dönem 2. edebiyat yazılı sorularınızı veriyorum. Biliyorsunuz ki bu videonun 1. partı çekilmişti arkadaşlar. Test şeklindeydi ve tahtada çekmiştim. Ama yorumlarda hocam ne olur klasik versiyonda gelsin, bir tık daha bizi zorlayın dediniz. Ve işte karşınızda orta ve zor düzeyde bir sınav sizi bekliyor arkadaşlar. Öncelikle sizden istediğim internet sitemizden, ki internet sitemiz www.turkcenimatematiki.com, bu PDF'yi indirmek, ondan sonra kendiniz bir çözün, daha sonra da benimle birlikte tekrar ede ede gidin arkadaşlar. Şiirlerin verilmesi bu noktada çok önemliydi ve soru yakalayacağımız bir yazılı provası. Biliyorsunuz ki öğretmenler hangi öğretmenlerin ne soracağından az çok haberdardır. Ben de yıllarca okullarda çalışmış bir öğretmen olarak, yaklaşık 16 yıl kadar okullarda çalışmış bir öğretmen olarak soruları bu zamana kadar hep yakaladım arkadaşlar. Bunu sadece ÖSYM üniversite sınavında değil, yazılı videolarında da yakaladığımız için zaten öğrenciler tarafından da bayağı takdir görüyorum. Yine dedik ki bu birinci yazılıda yüksek notlar aldık, İkinci yazılıda neden almayalım, istikrarımız neden devam etmesin dedik ve yüzler cebimize bu yazılıyla birlikte girecek arkadaşlar. Evet, bir de sizden küçük bir ricam var. Biliyorsunuz ki biraz rahatsızım, duymuş olabilirsiniz diğer videolardan. O yüzden şu videoyu size böyle ilaçları içe içe çekiyorum arkadaşlar. Lütfen bir beğeni ve abone olmayı da çok görmeyiniz diyorum ve derse geçiyorum. Evet arkadaşlar, siz istediniz, ben çektim. Biliyorsunuz ki klasik ve test olmak üzere iki sınavdan oluşuyor bazı arkadaşlarımızın yazılıları. Bu sebeple başlangıçta birinci videoyu da mutlaka izlemeniz çok önemli, çünkü o testten oluşuyordu. İkinci videomuz ise klasik bir sınav. Bir tık böyle orta ve zor ayarda olacak. Çıkması muhtemel sorulardan oluşacak. Ama şu burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. PDF'lerimiz internet sitemizde, cevaplar da aşağıda. Ama ben daha fazla eklemeler yapacağım. O yüzden siz bence önce çıktısını bir alın bu yazılı provamızın. Kendiniz bir çözün. Ondan sonra da benim anlatımlarımla üzerine eklemeler yapın. Daha da kalıcı olacaktır. Verdiğim cevabın üzerine eklemeler fazlasıyla yapacağım. Çünkü diyelim ki bu şiiri sormadı, hocanız da başka bir şiiri sordu. Siz de böylelikle gelebilecek her soruya karşı hazırlıklı olacaksınız. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz ki rahatsızım. Şu an ilaçlarla size bu videoyu çekiyorum. O yüzden bir beğeninizi alırım lütfen. Bir abone ol tuşuna basmanızı alırım. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok emek veriyorum ve yazılınız var diye böyle öle dirile şu videoyu da çekiyorum. Bu sebeple bunları da hak ediyorum diye düşünüyorum. Bazılarınız sadece yazılı döneminde uğruyor, onun da farkında değilim sanmayın. Lütfen düzenli bir şekilde normal 2023 oynatma listemize de bakınız. Evet, efsane sorular var şu anda arkadaşlar. Ama önce adımızı, soyadımızı bir yazmamız yok mu diyoruz. Evet, hemen şöyle bir Gamze Özdin diyelim bakalım arkadaşlar. Evet, kaç alacağız bu sınavdan? Hedefimiz nedir? Hedefimiz her zaman olduğu gibi 100, değil mi arkadaşlar? Bizi 100'den aşağısı kurtarmıyor. Evet, şimdi seçmeli yazmasına bakmayız. Orada bir düzeltme yapmamışım. Dolayısıyla normal bir sınav ama seçmeli sınavları da kapsar arkadaşlar. Yine normal bir yazılı formatımız var. Süremiz 40 dakika ve sorularımızın puanlaması da aşağıda olduğu gibi. Peki hemen şöyle birinci sorumu yansıtıyorum size arkadaşlar. Şöyle bir bakalım birlikte. Ben Ahmet Haşim'in bir şiirini verdim burada. Süvari şiiri. Ve diyoruz ki şu bakır zirvelerin ardından bir süvari geliyor kan rengi. Başlıyor şimdi melul akşamda son ışıklarla bulutlar cengi. Bir bakır tasta alev şimdi havuz, suya saplandı kızıl mızraklar. Açılıp kıvrılarak göklerde uçuyor parçalanan bayraklar. Süvari şiiri hangi edebi akımın özelliklerini taşımaktadır? Kısaca açıklayınız dedik arkadaşlar. Birinci sorumuz bu. Ama ben hemen şöyle bir cevabı da size göstermek istiyorum. Ama bunun yanı sıra da şunu yapmak istiyorum. Ekstradan açıklamalar koymak istiyorum. Bakın PDF'ye indiğinizde burada cevabı da göreceksiniz. Evet, biz ne görüyoruz arkadaşlar burada? Bakırı görüyoruz, kan rengini görüyoruz, akşam, cenk, ışık, değil mi? Kızıl kelimesi. Ahmet Haşim'de bu çok fazladır. Zaten Ahmet Haşim Fecrati'nin en sadık temsilcisidir. Ve Fecrati'nin en sadık temsilcisi olduğu için sembolizm akımını da çok başarılı bir şekilde kullanır arkadaşlar. Sembolizm demek aslında şiirde bir musiki yaratmaktır. Ve okuduğumuz şiirde de bu musikiyi görüyoruz. Ve Ahmet Haşim diyor ki şiirde mana aramak bülbüle eti için öldürülür.
öldürmeye benzer. Şiirde anlam aramayınız, şiir kapalılık üzerine yazılsın. Bu sebeple biz ne görüyoruz arkadaşlar bu şiirde? O kapalılığı da fazlasıyla görüyoruz. Evet, seçilen kelimeler aslında tesadüfi değil. Bakır, kan rengi, az önce konuştuk. Manzaranın kızıllığı değil mi? O betimlemeye de uygun olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple sembolist akımın özelliklerini %100 taşımalıdır. Tekrar söylüyorum, Ahmet Haşim edebiyatımızdaki en büyük sembolistlerden bir tanesidir. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda empresyonisttir. Çünkü o izlenimciliği de çok net bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Musikiye önem verir şiirde. Akşam, yalnızlık, kızıllık temaları çok fazladır. Bir ayrıntı daha vermek isterim. Bakın burada yazdığım cevabın dışına da biraz çıkıyorum. Çünkü farklı soru tiplerini de mutlaka çözmenizi istiyorum. Ama bu bilgileri de kağıda yazarsanız fazladan puan alırsınız. Ahmet Haşim belli rivayetlere göre çok fazla kendini beğenmezmiş. Hatta onun Başım diye bir şiiri var. Kafasının bedeninden daha fazla, daha büyük olduğunu düşünürmüş. Bu sebeple arkadaşlar kendisini çok beğenmediği için gündüz çok dışarı çıkmazmış. Genelde böyle akşam saatlerinde, akşamın kızıllığına doğru gün batarken dışarı çıkarmış. Bu sebeple o kızıl temasını çok fazla görüyoruz. Tamam mı? Yine onun mesela çok meşhur bir şiiri var. Merdiven şiiri değil mi? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir gün bakacaksın semaya ağlayarak. Bakın, kızıllık yine aynı şekilde. Ya da yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz İri güller, güller ki kamıştan daha naylan, gün doğdu yazık arkalarında. Hep böyle bu temaları çok görüyoruz. İşte kızıl, alev değil mi? Bu temaları fazlasıyla görüyoruz. Aynı zamanda bu şiirimizde de arkadaşlar bir manzara var. Ama manzara karşısında bir savaşı da simgeliyor. Çünkü değil mi? Süvari diyor, mızrak diyor, bayrak diyor. O halde ne diyoruz? O kavramları da görüyoruz. Akşam şairin yaşamının aslında yaşlılık dönemini de ifade eden bir sembol olarak bu şiirde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, dilerim biz ne yapacağız bu sınavda? Soruları birebir yine yakalayacağız birinci sınavlarda, çünkü bunu çok net bir şekilde gördük arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz da şiir sanatı sorusunu şöyle size vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir yansıtmamızı yapalım. Evet. Tık küçültebiliriz sanıyorum. Nasıl görüntü? Sizden de şöyle bir dönüt alayım. Evet, dönütler çünkü önemli. Şiir sanatında arkadaşlar, şöyle bir tık daha küçültmem gerekiyor sanıyorum. Tabii siz böyle önünüzde gördükçe daha da iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bazen böyle bir kayma sanıyorum oluyor. Evet, tamam, şu an gördük zaten. Evet. Evet, şu an gözüküyor. Şiir sanatı, diyoruz ki yukarıdaki şiirde altı çizili ifadeler bir şiirde hangi özelliklerin olmasını istemektedir? Bu doğrultuda yazılan bir şiir hangi edebi akıma ait olur? Bakın, mükemmel bir şiir. Okuyalım hemen şiiri. Güzel gözler tül ardında görünsün. Gün ışığı titremeli şiirinde. Ak yıldızlar maviliğe bürünsün. Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde. Hep musiki, biraz daha musiki. Havalanan bir şey olmalı mısra. Deli bir gönülden kalkıp gitmeli. Başka göklere, başka sevdalara. Evet, altını çizdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve sorduğumuz sorumuz neymiş hemen? Sorumuzun ben cevabını da şöyle size açmak isterim ki. Şöyle cevabı da net bir şekilde. Görüyor muyuz cevabı da? Evet. Şöyle bir tık kaydırabiliriz belki. Evet, şu an gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, ne dedik burada? Şiirde altı çizili ifadeler kapalı, müziksel ve lirik bir anlatımı gösteriyor bize. Yine sembolist bir şiiri gösteriyor. Çünkü ne demişti şiirde? Dedi ki tül ardından görünsün, ak yıldızlar maviliğe bürünsün. Aslında verdiği kavramlarla, verdiği sembollerle bizim zihnimizde bir çağrışım yaratmaya çalışıyor şair. Ve bu çağrışımla beraber de sembolizmin izlerini yoğun bir şekilde görüyoruz. Bakın, sorularda bu tip ifadeler gördüğünüz zaman aklınıza ilk gelmesi gereken edebi akım sembolizmdir arkadaşlar. Buna lütfen ama lütfen dikkat ediniz diyorum. Ve üçüncü soruma geçiyorum artık. Sessiz gemi.
Evet, şöyle siz de şöyle görün, hemen soruyu görün. Evet. Koyu yazılı, net değil mi arkadaşlar? Bir dönüt alabilir miyim? Nasıl? Güzel mi görüntü falan? Evet, şu an çok net görüyorum ben de. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Koyu yazılı kelimeler ve ahenk unsurları dikkate alındığında, sessiz gemi şiiri hangi edebi akımın özelliklerini taşımaktadır? Bakın, mükemmel. Demir almak günü, gemi, liman, yolcu kavramları karşımızda. Şöyle cevabı da görün arkadaşlar, ama ben detaylı açıklama da vereceğim orada. Yahya Kemal ile ilgili bilgiler de vermek istiyorum çünkü. Evet, bir gemiye binerek limandan ayrılıp yolculuğa dikkat çekiyor değil mi? O zaman burada imgeler var mı arkadaşlar? Var. Yani sembolleri görüyorsunuz. Yaklaşan aslında biraz böyle ölüm zamanı, hayatın sona ermesini düşündürüyor ve sembolleri kullanıyor. Şiirin ölçülü, uyaklı, redifli olduğunu da görüyoruz ve bir müzikalite görüyoruz. Yani bir ritmik bir durum görüyoruz. Yine sembolizmin özelliklerini taşıyor. Zaten Yahya Kemal arkadaşlar Sessiz Gemi'nin yazarıdır, sembolisttir. Ama burada ben size Yahya Kemal ile ilgili farklı bilgiler de vermek isterim. Yahya Kemal ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır ki Sessiz Gemi buna dahildir. Nereden anlıyoruz? 10. sınıf bilgilerimize biraz gidelim mi? Burada arkadaşlar aruz ölçüsünü kullanıyorum çünkü bakın beyitler var değil mi? Oradan anlıyorum. Genellikle kapalıdır tabii aruz ölçüsü, ama beyitleriniz varsa ve bazen işte gördüğünüz gibi Yahya Kemal'e doğru artık o divan edebiyatından sonra bir tık daha böyle sadeleşme görebiliyoruz. Dolayısıyla Yahya Kemal burada sembolizmin özelliklerini taşıyor. Sadece ok şiirinde hece ölçüsünü kullanır. Bakın bu da çok çok önemli. Dediğimiz gibi diğer şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Sembolizmin özelliklerini taşımakla birlikte öz şiir anlayışının özelliklerini de biz Yahya Kemal'de görürüz. Tamam, bu dipnotlarda aklımızda bir bulunsun. Peki, hemen geliyorum 4. soruma. Ne demişiz 4. soruda? Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şöyle bakayım, görebiliyor musunuz? Şu an göremiyorsunuz. Bir tık küçültmem gerekecek soruyu, bir görün. Evet, dedik ki Türkiye'de toplumcu gerçekçi anlayışın gelişmesini sağlayan etkenler nelerdir? Kısaca yazınız. Bir önce sizden alayım mı cevapları? Bakın zor bir sınav ve bazı arkadaşlarımız dedi ki hocam bizi biraz zorlayın, bizim öğretmenlerimiz zorluyor. Biz Anadolu Lisesi'ndeyiz, Fen Lisesi'ndeyiz. Bazen meslek liselerinde bile çok çok zorluyorlar. O yüzden güzel sorular hazırladım arkadaşlar. Türkiye'de toplumcu gerçekçi anlayışın gelişmesini sağlayan etkenler nelerdir? Kısaca yazınız. Güzel bir soru. Hemen ben şu cevabı da size yansıtmak istiyorum. Şöyle bir tık kaydırmam gerekebilir. Evet, şöyle yapayım. Şu an net miyiz? Şu an sanıyorum netiz değil mi biraz da? Evet. Geçmesini sağlayan etkenler özellikle nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulması, yani sosyal o işte Rusya'daki hareketler ya da Sovyetler'deki hareketleri görüyoruz. Sosyalist siyasi akım etkili oluyor. Artık yoksul köylüyle sanatçı iç içe girmiş oluyor. Yani aslında toplumcu gerçekçiliğin özelliklerini görüyoruz ve sanatçıların artık yoksul köylü ve işçiler arasından çıkmaya başladığını da görüyoruz. Biraz daha ben detaylı bilgi vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Çünkü toplumcu gerçekçilik bizim için önemli arkadaşlar. Nedir toplumcu gerçekçi anlayış? O divan edebiyatında ya da Servet-i Fünun edebiyatında hep böyle yüksek zümreye hitap etme vardı. Halkın problemlerine göz ardı etmek vardı, sırt çevirmek vardı. Ama toplumcu gerçekçi anlayışla birlikte, özellikle Nazım Hikmet bunun önderliğini yapıyor arkadaşlar. Yine Atilla İlhan'ı da görüyoruz değil mi? Maviciler içerisindedir ama toplumcu gerçekçi çizgide de görürüz. Dolayısıyla bu sanatçılar sosyal devletle birlikte bu anlayışı, yani sosyal devlet olsun, aynı zamanda toplumun problemlerine de çözüm arayalım diyorlar. Mesela Nazım Hikmet'in Makineleşmek istiyorum diye bir şiiri vardır. Çok önemli bir şiirdir. Tırım tırak tırım tırak makineleşmek istiyorum diye başlar. Mayakovski'den etkilenmiştir ve toplumcu gerçek çizgisinde serbest şiiri benimsemiştir. Değil mi? Toplumcu gerçekçilik bu demek. Yine mesela Atilla İlhan'da büyük harf küçük harf kuralına asla uymaz. Özel isimleri bile küçük harfle yazar.
bir şiire başladığında hep küçük harf kullanır. Dolayısıyla işte bu da toplumcu gerçekçi bir çizgiyi yansıtır. Ercüment Behzat Love yine toplumcu gerçekçi sanatçılarımızdandır. Rıfat Ilgaz değil mi? Hababam sınıfı tam olarak yine bu toplumcu gerçekçi çizgiyi yansıtır. Yani sadece saraya seslenmek, sadece yüksek zümreye, sanatçılara seslenmek değildir sanat yapmak. Asıl sanat toplumu göz ardı etmeden yeni şiirler oluşturabilmektir der toplumcu gerçekçiler. Tamam mı? Bu bilgileri de eklerseniz güzel olur. Evet. Burada size ayaküstü soruların üzerinden şeyleri de anlatıyorum bu arada. Hadi yine iyisiniz yani. Evet, devam edelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz neymiş? Hemen soruya geçiyorum. Evet, görebiliyor muyuz soruyu? Ha, görüyoruz, süper. Beşinci sorumuz şunu söylüyor. Fransız devriminin üç önemli kavramı nedir? Bu kavramlar en çok hangi edebi akımda karşılık bulmuştur? Arkadaşlar, Fransız devrimi. Ne diyeceğim artık? Geldi mi ekranlarınıza? Geldi. Eşitlik diyeceğim, özgürlük diyeceğim, kardeşlik diyeceğim ve bu kavramlar en çok romantizmi etkilemiştir arkadaşlar. Tamam mı? Fransız ihtilali aslına bakarsanız bizim Tanzimat birinci dönemi de çok etkiliyor. Zaten esas orayı etkiliyor değil mi? Namık Kemal, milliyetçilik, Fransa'ya gidiyorlar bunlar. Namık Kemal, Şinasi, milliyetçilik akımlarından son derece etkileniyorlar. Eşitlik, özgürlük, hak, adalet, hukuk değil mi? Bu temalar etrafında birleşiyorlar. Dolayısıyla bizim için oldukça önemlidir. Edebiyatımızı çok çok derinden etkilemiştir diyoruz. Ve 6. soruya geçiyoruz. Güzel gidiyor ya. Güzel gidiyor. Hem böyle verimli bir ders geçiyor diye ümit ediyorum. Evet, ne demişiz arkadaşlar? Soruyu sizi de görün istiyorum. Evet, ne demişiz? Bir bakalım şöyle hemen. Geldi mi ekranlarınıza? Bir tık şöyle bakıyorum ama. Şöyle yapsam daha mı iyi olacak? Evet, tamam. Tanzimat döneminde genel olarak romantizm akımının etkili olduğu dikkate alınırsa dönemin hikayelerinde öne çıkan temalar nelerdir? Güzel bir soru. Önce ben sizden bir cevap alayım mı? Nedir? Dönemin hikayelerinde etkili olan temalar söyler misiniz? Gelsin cevaplar. Evet. Nedir arkadaşlar? Kölelik, değil mi? Cariyelik, miras yedilik, kızların erkenden evlendirilmesi, Tanzimat dönemi. Şimdi Tanzimat döneminde evet romantizm etkilidir. Özellikle Tanzimat birinci dönemde biz Namık Kemal'de görüyoruz. Namık Kemal en büyük romantiklerden bir tanesidir. Şinasi'de daha çok klasizm görüyoruz, akıl ve mantık ilkeleri. Ama sanat toplum içindir demek aslında romantizm demek. Tamam. Şimdi Namık Kemal arkadaşlar... sanat toplum içindir diyor ve bu anlayışla yazıyor. Peki şunu da söylemek isterim. Kölelik mesela. Değil mi? Bana bir eser söyler misiniz bir köleliği anlatan? Sergüzeşt. Evet. Değil mi? Sergüzeşt. Arkadaşlar Sergüzeşt bizim çok çok önemli bir eserimizdir. Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmıştır ve köleliği anlatır. Kızların erkenden evlendirilmesi. Değil mi? Miras yedilik. Behruz Bey, bizim meşhur araba sevdamız değil mi? Recaizade Mahmut Ekrem. Dolayısıyla bu örnekleri de verirseniz tadından yenmez artı puanları alırsınız yazılıda. Bunun da ben haberini vereyim yani şimdiden. Peki 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuz ne diyor bize? 19. yüzyılın ikinci yarısında. Bir tık büyüteyim. Özellikle biyoloji alanında gelişmelerin edebiyata nasıl bir etkisi olmuştur? Yani biyoloji gelişiyor. Bakın edebiyat yer sanat akımlarıyla ilişkiliydi. Ben size bunu birinci yazıda çok detaylı anlatmıştım. Hatta tahtada anlatmıştım bunu arkadaşlar. Peki biyolojiyle etkisi ne olabilir? Yani biyolojiyle edebiyat etkili midir? Etkilidir. Naturalizm, değil mi? Şuradan ben cevabı da açayım. Siz de oradan da hem de bakarsınız. Naturalizm arkadaşlar. Çünkü Darwin'in evrim kuramının, değil mi? Soya çekim. İşte biyolojik kimi niteliklerin baskınlığı, bedensel arzular bize naturalizm akımının doğmasını sağlıyor. Biraz daha bilgi vermek istiyorum naturalizmle ilgili.
Naturalizm aslına bakarsanız Emil Zola önderliğinde ortaya çıkıyor Batı'da. Bizde de Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar fazlasıyla etkileniyor. Özellikle bizim edebiyatımızdaki ilk naturalist roman nedir? Sizden gelsin cevaplar. Karabibik, süper. İlk naturalist roman Karabibik. Naturalizm aslında şu demek. Tamam, soya çekim var. Mesela soya çekim belli noktalarda var ama belli noktalarda da siz mesela toplumda bir şey üstleniyorsunuz. Diyelim ki bir ne olabilir? Bir toplumsal problem var. Orada da naturalizm devreye giriyor. Ya da siz mesela şeyde Karabibik'te Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiyor olaylar. Ama insanlar oradaki ağızlara göre, Antalya ağzına göre konuşturuluyor. Bu tam olarak naturalizmdir. Soya çekime gelecek olursak nerede görüyoruz biz? Halit Ziya'da görüyoruz arkadaşlar. Aşk-ı Memnu'da Bihter karakterinin eserin başından itibaren ne diyor? Firdevs Hanım, ben sana benzemeyeceğim, eşimi aldatmayacağım diyor. Ama eserin sonunda annesine benzeyerek eşini aldatıyor. İşte bunlar hep naturalizm. Tek suçlu naturalizm arkadaşlar. Başka ne Behlül suçlu ne Bihter. Kimse suçlu değil, naturalizme atabilirsiniz suçu. Evet. 8. sorumuz gelsin bakalım. Ne diyoruz 8. soruda? Evet, ben de şuradan hemen bir kontrol edeyim. Şöyle bir tık da yaklaştırırsak olacak galiba. Evet. Yeni bir ulus yaratma amacı doğrultusunda edebiyatı hizmete koşan milli edebiyat anlayışının dil görüşünü yazınız. Güzel. Yazalım bakalım. Hemen size de şuradan göstereyim arkadaşlar. Evet. Ne istiyor bu yeni milli edebiyatçılar? Halka ulaşarak onlarda bir ulus bilinci yaratmak. Halkın anlayacağı sade bir dil tercih etmek. Tabii biz bu kadarla bırakmayalım. Biraz detaylandıralım. Şimdi milli edebiyat demek şu demek. Yeni lisan anlayışı var. Değil mi? Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin. Aslında milli edebiyatın 3 sacayağı bu kişiler. Yeni lisan anlayışıyla beraber ne yapacak bu kişiler? Diyecekler ki biz artık önceden kullandığımız, belki evet başka dillerden kelimeler aldık. Özellikle Arapça, Farsçadan çok fazla kelime aldık. Ama artık biz bunları bir bırakalım, başka bir rafa kaldıralım ve biz artık yepyeni bir dil oluşturalım. Aslında yepyeni bir dil derken biz kendi dilimizle devam edelim. Nedir o? Kendi dilimizi kullanalım. Evet, daha önce belki aldık mesela ezan gibi, cami gibi, namaz gibi, artık onlar kalsın. Çünkü değiştiremeyiz onları. Ama yeniden farklı dillerden kelime almayalım. Yeni lisanın esas görüşü budur. Tabii Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıkları için arkadaşlar toplumun orada kanayan yaralarını da sarmak istiyor sanatçılar. Yani Kurtuluş Savaşı, orada yaşanılan felaketler insanları derinden etkiliyor ve bunlardan etkilenmek istemiyorlar. Dolayısıyla da ne yapacaklar? Artık o yaraları sardıktan hemen sonra yine toplumu anlatmaya başlayacaklar. Toplumun problemlerini, pamuk işçilerini mesela, pamuk işçilerinin sıkıntılarını... Ya da işte cırcır fabrikasında çalışan işçilerin sıkıntıları. Yani genel olarak o hani sos, az önce de konuşmuştuk ya, toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla böyle paralellik gösterecek. Siz bunu anlatıyorsanız gidip de aruz ölçüsü kullanmazsınız. Gidip de Arapça Farsça kelime kullanmazsınız. Ne yaparsınız bunu anlatırken? Sade dil kullanırsınız. Sadelik, samimiyet, değil mi? Bunları kullanırsınız. Dolayısıyla sade bir anlayışım var, samimi bir üslubum var ve hece ölçüsünü kullanacağım. Ve ben ölçü olarak heceyi kullanıyorsam aslında ne yapacağım? Yarım uyakta kullanacağım, değil mi? Yani benim ölçüm hece ise ben gidip zengin uyak kullanamam. Zengin uyak çünkü adı üstüne çok zengin. Fazla fazla böyle kafiyeler falan var. Çok fazla söz sanatı kullanmayacağım. Dolayısıyla burada daha çok böyle yarım uyak kullanıp sadelikten yana bir anlayışı benimsemiş olacağım. Peki. Hadi 9'a bakalım. Son 2 sorumuz arkadaşlar. Son 2 sorumuz. Gelsin 9. sorumuz. Edebiyat-ı cedide ne demektir? Ne demek? Size sorayım. Bu bir Arapça bir tamlama aslında ama ne zaman kullanıyoruz edebiyat-ı cedideyi? Ne demek edebiyat-ı cedide? Evet, yeni edebiyat anlamına geliyor. Ve daha çok Servet-i Fünuncular için kullanılıyor ama bazen Fecraatçılar için de kullanılabilir arkadaşlar. Edebiyat-ı cedide eşittir yeni edebiyat diyebilirsiniz çok kısa bir şekilde. Peki, son sorum, 10. sorum. Biraz değişik bir soru bu arkadaşlar ama... inanın sizi de geliştirecek ve hoca böyle bir soru sorduğunda ne demek istiyor demeyeceksiniz.
Aşağıda verilen sözcüklerin kök seslerini dikkate alarak aynı kökten türev bir kelime yazınız. Mesela tahakkuk. Şimdi tahakkuk. Kelime haktan geliyor. Böyle türeteceğiz bunları, tamam mı? Bazı okullarda hatta Osmanlı Türkçesi dersleri veriliyormuş. Çok güzel bu. Buna ben bayılmıştım doğrusu bunu duyduktan sonra. Biraz küçülteyim, siz de bir şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Tamam. Şöyle arkadaşlar, kelimeleri, yani bunu bilmek niye önemli onu söyleyeyim. Şimdi siz 12. sınıfa geçtiğinizde eğer eşit ağırlık seçerseniz, eğer sözel seçerseniz edebiyat sorusu cevaplayacaksınız. Ve bizim divan edebiyatı gibi koskocaman bir edebiyatımız var. Ve ÖSYM artık beyit sormayı seviyor. Geçen sene beyti birebir yakaladım bu arada. Birebir, hatta iki beyit yakaladım. Beyit yakalamak da o kadar kolay bir şey değil. Bir sürü divanın içerisinde iki beyit ve tak yakaladım yani. Bayağı popüler olmuştu hatta. Söyleyeyim beyti de. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağlı sabahdan gayrı. Aşıkladım çıkacak falan dedim, çat çıktı ertesi gün. Çocuklar böyle tabii alkış kıyamet, bayağı kanalda bir patlama olmuştu. Şimdi bunu bilmek niye önemli? Ben size beyit verdiğim zaman az da olsa, tabii ki çok böyle dile hakim olmayabiliriz ama az da olsa kelimelerin anlamlarını biliyorsak beyti açıklayabiliyorsunuz. Ve adamlar beyit soruyor. Tamam mı? O yüzden bu önemli. Hem bize bu noktada da fayda sağlayacaktır. Bu arada 2023 oynatma listeme umarım başlamışsınızdır arkadaşlar. Yani 11 değilsiniz artık. Bakın bunu söyleyeyim. Artık ikinci döneme giriyoruz. Siz artık 12'siniz. Ve biz yazdan beri kamp yapıyoruz. Türkçe kampımız 21 günde paragraf. 21 günde dil bilgisi bitti. Edebiyat 65 günde Şubat'ta bitiyor, değil mi? Bunları şimdiden bitirirseniz seneye geldiğinizde buraya dolu dolu gelirsiniz. Ve ben her sene biliyorsunuz ki örneklerimi güncelliyorum. Bütün videolar güncelleniyor örnekleriyle birlikte. Siz geçmiş yılları da izledikçe aslında burada ne görüyorsunuz? Geçmiş yıllarında o bilgi birikimine de sahip olmuş oluyorsunuz. Bunu da aklımızda bulunsun. Peki şimdi hadi gelin sonu sorumuzu bir yapalım. Arapça, Farsça kelimeler kökten türerler. O yüzden zengin dilleri vardır. Öne kalırlar, tamam mı? Tahakkuk. Bakın kelimenin kökü he-ke. Hak, değil mi? Ya da he-ke-ke, hukuk diyebilirsiniz. Hukuk mesela buradan türer. Muhakkak buradan türer. Hakiki buradan türer. Muharebe. Kelimenin köküne bakın. Herebe. Harebe. Harp. Değil mi? Canlanıyor mu harp? Canlanıyor harp. Değil mi? O zaman ne dersiniz? Evet, dersiniz ki harabe buradan türer, tahrip. İşte harap olmuş bir şey tahrip olmuştur zaten, ya da harap, değil mi? Yine taksir kusurdan gelir. Bakın taksir edilen suç falan derler, şeyde hukuksal bir terimdir, kusurlu anlamında. Müşahade yine şahit ve şehit buradan türer. Mukadder kader buradan türer. Teşekkül şekil buradan türer. Yine tahakküm, hakem, hakim, muhkem buradan türer. Müsrif mesela. İsraf buradan türer. Müsrif zaten israf eden kimse demektir. Bir şeyi israf ediyorsanız müsrifsinizdir. Sarf, sarraf buradan türer. Mümessil, ilaç mümessilleri vardır ya, bir şeyi temsil ederler. O yüzden temsil oradan türer. Misal, mesela, değil mi, buradan türer. Şahit, şehit yine buradan türer. Son olarak müdahale de dahil kökünden türer arkadaşlar. Evet. Dilerim güzel bir yazılı çalışması olmuştur ve sizin tahminleriniz varsa ben aşağıya bekliyorum ve başka videoda çekmemi istiyorsanız arkadaşlar ve yazılınıza da henüz daha da vakit varsa, sizin istediklerinizi çektim ben ama onları da aşağıya yazarsanız ben yetiştirmeye çalışacağım. Evet, o zaman kaç alacağız bakalım, onun da cevabı aşağıya yazılsın sınavdan sonra. Evet arkadaşlar, güzel bir sınav oldu. Zor sorular çözdük birlikte ve aslında tüm üniteyi de tekrar etmiş olduk. Bu söylediklerimi kağıda yazdığınız anda yıldızlı yüzü kapmış olacaksınız. Ben güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Bu arada yazılı sonuçlarınızı da gelip aşağıya yazarsanız ya da çıkmış soruları da yazarsanız mutlu olurum. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Unutmayın ki kalbim sizinle, güç yazılılarda da bizimle.